buraya. Bunu götürelim, savcıya verelim. Nasıl oldu güzelim? Öğlen 12'de ben işe gittiğimde işte gerekli malzeme olarak sarımsak çekilmesi gerekiyordu. Depodan sarımsakları aldım. Ekrem Usta işte ilk çekimi Ekrem Usta yaptı. Benim şefim, kasaphane şefim yaptı. Ondan sonra bunu baş aşçı Zafer Malakbaş mutfağın aşçısı çağırdı. Çağırdığı için de bana dedi ki ikinci çekimi sen yap, hemen git, burada bekleme dedi. İşte gecikmesin işimiz dedi. Ben de o aceleyle, işin aceleciliğiyle işte tokmağı falan aradım. Bulamayınca, sarımsakları elimle itince dalgınlıkla kolumu makineye kaptırdım. Kıyma makinesine. Ondan sonra ben bağırdım. Yani kolumun acısıyla bağırdım. Arkamda Savaş Usta varmış. Ben onu daha öncesinde görmedim. Savaş Usta hemen geldi, kapattı şartelleri falan. Kapattı şarteli, hemen çekti fişini falan. Ondan sonra işte teknik şefi, teknik müdürü falan geldi. Kolumu çıkarmaya uğraştılar. Ondan sonra ambulans falan geldi. Doktor hanım geldi. Kemer Anadolu Hastanesi'nden. Daha sonra işte itfaiye geldi. Ondan sonra itfaiyeci, yani gelen görevli, durumu öğrenmeye çalıştı ve nasıl yapılacağını sordu yanındaki teknik müdürüne. Daha sonra doktora danıştı. Dedi ki bu işlemi burada mı yapalım yoksa hastaneye mi gidelim de. Doktor hanım da dedi ki işte yeterli malzememiz olmadığı için burada hastaneye götürelim dedi. Daha sonra apar topar Kemer Anadolu Hastanesi'ne gittik. Beni orada bayılttılar. Kıyma makinesiyle beraber. Kıyma makinesiyle beraber. İşte kolumu orada tam çıkaramayınca oradan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne beni sevk ettiler. Yine makineyle beraber. Yine makineyle beraber. Daha sonra işte orada kolumu makinenin içinden keserek veya başka bir şekilde çıkardılar. İşte ameliyata girmeden önce tam olarak işte ameliyata girmeden önce ben uyandım. İşte bana bir şey okuttular. Dosya. Dosyada yazıyordu ki işte kolumun belli bir bölgesinden kesileceğini falan. Bunun da işte ailem, velime veya ailemden birine bildirilmesi gerektiğine dair. Ondan sonra babam da uzak olduğu için Tekirdağ'a, Antalya'ya arası daha yoldaydı. İşte babamı bilgilendiler. Beni de bilgilendirdiler. Fakat bizden imza falan almadılar. Daha sonra oradan biri imzaladı ve ben ameliyata girdim. Çıktığımda bileğimin, dirsekle bileğimin arasında, bileğimin üstünden kolum kesilmişti. Daha sonra işte 11 gün orada yattım. Orada beni tuttular. 11 gün boyunca muayene, işte bakım olarak hastanede yattım. Ondan sonra çıkardılar bizi. Buraya geldim. Şu anda pansumanlarıma falan devam hangi ediyorum. Otele, buradan turizm otelcilikte öğrencisin sen. Evet. Hangi otele gönderdiler Kemer'de? Kemer Maxim Resort. Kemer Maxim Resort Otel. Evet. Ne kadar kaldınız orada? Orada yaklaşık ben bir ay kadar kaldım. Yani olayın olduğu gün 1 Haziran mı? Haziran'dan 11 Haziran'a kadar. Evet. 11 gün süre zarfında orada işte hastanenin doktoru beyin bakım altında kaldım. Evet. Ondan sonra eve geldim Tekirdağ. Peki bu süre içerisinde hastaneye gittiğinde veya oradan çıktıktan sonra hiçbir adli ifade falan aldılar mı? Nasıl olduğunu, nasıl? Polise ifade verdin mi hiç? Polise ifade vermedim. Çocuk şubeye gittim. Çocuk şubeye verdim çıktıktan sonra. Ayın 11'inde. Senin isteğinle mi onlar mı çağırdılar? Kendi isteğim. Siz şikayette bulundunuz. Evet. Yani hastanedeki adli vakka olarak hastanede sizden herhangi bir ifade falan alınmadı. Hayır, alınmadı. Peki okuldan buradan herhangi bir koordinatör öğretmenin falan size nasıl bir yaklaşım oldu? Benim yanıma geldiler, durumumu sordular. Moralimin yerinde olup olmadığını falan sordular. Onun haricinde olayın nasıl olduğunu sormadılar yani. Olayın nasıl olduğunu pek sormamışlar. Olayla ilgili incelemeler yapmışlar.
ne yapabiliriz? Bundan sonra ne olacak? Savcılar gittiğinde avukat neler yapabilir gibilerinden ve ben onların yapmış olduğu araştırmaların belgelerini de aldım. Bir avukatla konuşmuşlar. Adli tıp raporu çıkması gerekiyor. Raporunun %70 olduğu dahilinde mağruren emekli olacağı vesaire bu tür araştırmaları yapmışlar. Kendileri bir şeyler yapmaya tabii ki çalışıyorlar ama asıl olay bizim şu anda isteğimiz çocuğumuzun geleceği için daha rahat bir gelecek sürmesi. Okulun arkasında olmasını istiyoruz. Öğrencisinin arkasında olmasını istiyoruz. Ve biz bunu sonuçlanana kadar peşini bırakmayacağız. Peki staja gittiğinde biraz evvel bahsettiniz sigortalı olmadığı bir konu var. SGK girişleri yapılmış, bir ayda olmadan primleri ödenmiyordu. Evet. Primleri de ayın 7'sinde yapılması gerekiyordu. Ve ayın 7'sinde hastane bizim çocuğumuzu çıkarmaya çalışmış. İşte artık seni çıkaralım gibilerinden. Okula gittim, dedim ki çocuk babasının üzerinde Bağkurlu gözüküyor. Adli tıp raporu SGK'dan çıkmayacak. Bu da onun belli bir haklarını aramamasına engel olacak. Dolayısıyla bir an önce SGK'ya geçmesini istiyorum dedim. O gün orada biz SGK'da uğraştık. Geçirilemedi. Dediler ki Mayıs ayı ve Haziran ayı sigorta primlerinin yatması gerekiyor SGK'ya geçmesi için. Bunun için uğraşıldı. Şu anda SGK'ya geçmiş olması lazım ama çıkarken babasının üzerinden Bağkur'dan çıktı raporu. Bir ayda olmadan biz SGK primlerimizi yatıramıyoruz dediler ve o gün ayın 7'sinde uğraştık. O gün son gündü. O gün yatırdılar ve bu sanırım birkaç gün sonra geçişi yapıldı SGK'ya. Yani biz yeni adli tıp raporumuzu aldığımız zaman büyük ihtimalle SGK üzerinden alacağız. Evet, siz ne diyorsunuz oraya gittiğinizde oradaki olanın durumunu gördükten sonra neyle karşılaştınız? Ne dediler? Ne oldu? Ne bitti? Ya onlar çok ilgilendiler o otel yönetimi falan. Yalnız bırakmadılar bizi. Yani özellikle ilgileri fazlaydı. Ya ama o yaşanmış bir olay, ilgi de şey yapmıyor artık. Sonuçta acı verici bir olay. Yaşıyorsun yaşandıktan sonra. Önemli olan bundan sonrası. Tabii. Evet, önemli olan da bundan sonraki tavırları zaten. Evet. Çocuk için, geleceği için neler yapacaklar. Son diyecek bir şeyim yok yani. Yapılan hatanın düzeltilmesi gerekiyor. Düzeltilmesi gerekiyor. Yaşamını daha iyi devam ettirmesi için gerek protez el konusunda kendi de isterse yaşı ilerlediği zaman şu an gelişim döneminde olduğu için onlar ilk başta el nakli istemişler zaten. Hemen ameliyata alınır alınmaz el nakli yapıldım. Bu çocuk genç demişler. Oradaki doktorları çocuk gelişim çağında dolayısıyla el nakli için 18 yaşını doldurması gerekiyor demişler. Kendi karar verirse 20'li yaşlarında el naklini gerçekleştirir inşallah ama şu anda çok iyi tam mekanik bir protez el olması gerekiyor. Çünkü daha bir yıl okulu var. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun güzelim. Sağ olun.